Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere JimAvSim üzerinde aldığımız genel bir hatadan bahsedeceğim. Önceki videoda da bahsetmiştim ama bunu yeni öğrendim ben. Yeni bir çözüm. Bunu da deneyebilirsiniz. Bununla ilgili de bir video çekmek istedim. Bir de buna ek olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani konunun ismi yok. Yani bir özellikten bahsedeceğim. JimAvSim'in bir özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi Java hatası alıyoruz demiştim ya geçtiğimiz videoda. Şimdi Java hatası alan arkadaşlar için yeni bir çözüm. Çözüm şu. Java'nın dosyalarından birinin içinde bir kod satırını değiştirmemiz gerekiyormuş. Java hatası alan arkadaşlar varsa. Java 8 yüklü olmasına rağmen. Önce Java 8 çözümünü yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Geçtiğimiz videoda anlattım. Onu yaptınız. Olmadı. Okey, sıkıntı yok. Şimdi Java 8'in ikinci çözümünü anlatacağım. İkinci çözüm de şu. Burada, şimdi ben burada önceden yazmıştım da kodları. Şimdi o kodu bulalım. Şimdi burada sudo gedit diye bir kod olacak. Onu ben bir bulayım bir saniye. Müsaadenizle. Şimdi geliyor, az kaldı. Ben de ne kod yazmışım ya? Evet. Heh, tamam. Şimdi şunu tam ekran yapalım. Herkes görsün bu komutu. Bu komutu yazıyoruz, tamam mı? Ana sayfadayken, yani terminal ekranında ana sayfadayken, herhangi bir klasörün içinde değilken bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra Java 8'in içindeki erişebilirlik özelliklerini açmış oluyoruz. Bu erişebilirlik özelliğini açalım. Ben bir şifremi yazayım. Bir saniye yazdım. Evet. Bu erişilebilirlik ekranını açtık arkadaşlar. Tamam mı? Burada Assistive Technologies Org Genome Accessibility ATK Wrapper yazıyor. Bu satırı görüyor musunuz? Bu satır sizde eğer yorum satırı değilse, yani şu şekilde ise ki muhtemelen bu şekilde olacaktır. Burayı diyez işaretiyle yorum satırı haline getiriyoruz. Yapacağımız tek şey bu. Bunu yaptıktan sonra Ctrl S'ye basabilirsiniz veyahut buradan kaydete basabilirsiniz. Birkaç kere Ctrl S yapıp kaydet dedikten sonra çıkın. Burada bu uyarılar gelecek, hiç sorun değil. Bunlar hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Daha sonrasında her zamanki gibi CD firmware yazıp make POSIX JimAvSim yazıp veya POSIX yerine PX4 alt-software in the loop JimAvSim yazıp başlatabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bahsedeceğim ikinci özellik şu. Biz buraya PX4 alt-software in the loop JimAvSim falan filan yazıyoruz ya veya buraya POSIX JimAvSim yazıyoruz. Buradaki bunların farklarından bahsedeceğim. POSIX nedir? PX4 Software in the Loop nedir? Bunların farklarından bahsedeceğim. Şimdi piyasada bir tane PixHub kartı yok bildiğiniz üzere. Pek çok farklı modelde, farklı versiyonlarda PixHub kartları mevcut. Madem böyle bir şey var, biz neden simülasyonumuzda istediğimiz PixHub kartını kullanamayalım, değil mi? Bu yüzden burada istediğimizi yazabiliyoruz. İstediğimiz kartın, yani elimizde olan kartın. Mesela atıyorum ben şu an PixHub 1 kullanıyorum ama PixHub 4 kullanan vardır. Başka bir şey kullanan vardır. İsteyen istediğini kullanır. Tamam mı? Şimdi ben buraya yazacağımız kodları nereden bulacağınızı göstereceğim size. Şimdi JimAvSim Building the Code yazalım. Tamam. JimAvSim Building the Code. Build yanlış yazdık da. Neyse çıkar herhalde. İ'ye basamadık. Bir yandan bilgisayarda çok fazla işlem yaptığımdan dolayı. Building the code, tamam mı? Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra şimdi aşağı doğru imlecimizi kaydıracağız. En aşağıda hangi kartın hangi komutla başlatılacağı yazıyor. İyice aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Bakın, building gördünüz mü? İşte building olayı bu. Biz normal default olarak başlatıyoruz. Yani firmware'in içine gelen kartla. Ama bakın burada ne diyor? The following list. O dur, sayfa bozuldu. The following list shows the build commands for common boards. Yani genelde kullanılan kartları build eden komutlar aşağıdaki şekilde listelenmiştir diyor.
Mesela bende Pixel 1 var, tamam mı? Ben bunu yazarsam Make PX4 FMU V2 Default, benim simülasyonum Pixel 1 kartı kullanıyormuş gibi başlar. Bunu yazarsam mesela şunu atıyorum. Pixel 4'ü yazarsam bunu kullanıyormuş gibi başlar. Bunu deneyebilirsiniz kendiniz. Burada bir uyarı vermiş. GCC'nin, yani bu kodları compile eden compiler'ın desteklenen versiyonunu kullanıyor olmanız gerekiyor diye bir hata değil de uyarı vermiş. Eğer desteklenmeyen GCC ile bunu build ederseniz fail, yani hata alabilirsiniz. PX4'ün kapanması veya flash limitine ulaşması gibi. Çünkü sonuçta bu kartların da belli bir flash limiti var. Yani birebir gerçek çalışıyor bu kartlar. Bundan da bahsettim. Java hatasını da söyledim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma geldikçe video çekip sürekli eklemeyi düşünüyorum. Çünkü yeni yeni şeyler öğreniyorum ben de. Bahsetmeyi unuttuğum hususlar oluyor vesaire falan. Aslında burada her şey yazıyormuş gibi gözüküyor ama arkadaşlar, yani burada yazan her şey her zaman doğru olmuyor veya her durumda geçerli olmuyor. Bunları anlamlandırıp yorumlandırmak gerekiyor. Ben de işte şimdi bunu yaptım. Şimdi normal şartlarda birisi gelip buraya mesela bunları okusa anlamayabilirdi ama ben bunları nerede kullanacağımızı gösterdim. Mesela bunu yazmadan önce işte make clean falan falan yaparsınız. Dist clean yaparsınız. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Bunları yazdıktan sonra istediğiniz make'i yazarsınız. Bir de şunu söyleyeceğim. Videoların ileriki videolarda QGround Control yazılımını kullanıyoruz Ubuntu üzerinde. Ubuntu'da diyorum şeyde. QGround Control'de ayarlar kısmından, hani kalibrasyon yaptığımız yer var ya bu sol tarafta. Mesela şu an açalım isterseniz. Şu an şu terminali kapatayım. Bir tane QGround Control açalım. Görmek adına indirilenler. Ben de bu dizinde, siz de farklı bir yerde olabilir arkadaşlar. O değişir yani, kişiden kişiye değişir. Hangi dizindeyse o dizine CD ile ulaşın. Ulaştıktan sonra ister çift tıklayın gidip, ister benim gibi buradan kodla çalıştırın. Ben de bir türlü bulamadım kodu. Bravo bana. Bir yandan da bir sürü sanal çevre oluşturduğum için tabii onların kodları var hep. Evet. Oh. Şey. Aman. Valla. Yapamadık ya. Dur bakayım. Yanlış yazdık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yanlış yazdığım komutu kopyaladım. Şu indirilenlere girelim. Olur da şaşırırsanız, böyle bulamazsanız falan benim yaptığım gibi yapabilirsiniz ya. Buradan ismini değiştirin, hepsini kopyalayın, tamam mı? Sonra nokta slash koyun. Herhangi bir dosyaya çalıştıracağınız zaman bunu yapabilirsiniz. O dizindeyseniz direkt olarak gidin, dosyanın adını koyun buraya. Direkt çalıştırırsınız. Hiçbir sorun olmaz. Ya göstermeye çalıştığım bir şey vardı. Onu gösterip videoyu sonlandıracağım. Şimdi çalışıyor. Şimdi bu QGround kontrol açıldı ya. Burada aracın ayarları var. Burada şu altta araç bilgisi falan filan yazar. Oraya tıkladığınızda, hatta bu özet kısmında da yazar. Bu özet kısmında şurada aracın versiyonu yazar. Farklı make'lerle çalıştırdığınızda söylemeye çalıştığım şeyi anlarsınız. Farklı versiyonlar görürsünüz orada. Git checkout yazıyorduk ya biz burada. Git checkout yazıyorduk. Burada belirli bir versiyon yazdığınızda da bu versiyonu da orada görebilirsiniz. Bunlar bu işlere yarıyor. Ben videoyu burada sonlandırayım. Anlatacağım şeyler bu kadar. Eğer yeni bir şey öğrenirsem, yeni bir bilgi elde edersem bununla ilgili de video çekerim. Olur da siz öğrenirseniz lütfen yorumlarda belirtin. Bilgi paylaşarak çoğalır çünkü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.